Yavuz Özkan'ı sahneye davet ediyorum. Değerli seyirci bacım, çetin uykulu, hem bu konuda bize yardımcı olması hem de Bardem'le ilgili bir anısını bizlerle paylaşması için davet etmek istiyorum. Oldukça geç kalmış bir teşekkürü, 36-38 yıllık gecikmiş bir teşekkürü sinema emekçisi, ışıkçısına kadar hepsine ulaştırabildiğim bir gün. 1976'lar, 77'lerdi yanılmıyorsam, bir film yapıldığını ve katkıda bulunur musunuz denildiğinde, izlediğimizde senaryosunu evet dedik ve tek bir koşul sürdük. Bize 16 milimlik sansürsüz bir kopya verin. Evet denildi ve ulaştı. Ve bu filmi köy köy maden işçilerinin yaşadığı bölgelerin köylerinde dolandırdık. Filmin ilk gösterilmesinde işçiler kahkahayla izliyordu. Köylü maden işçileri. Bak lan bu bizim sandık acıya benziyor diyordu. Bir diğeri ise lan bu üyeniz patron aynı bizimkine benziyor diyordu. Kahkahayla izledikleri filmi ikinci kez izlettiğimizde ise hiç ses çıkmıyordu. Ayrıca eşleri izlemişti köylü kadınlar. Ve filmin bitiminde ayrılırken diyorlardı ki bu filmi bizim bu heriflere de gösterin de adam olsunlar diyordu. Maden işçileri kırsal kökenli işçilerdir. En az 12 saat yer altında, 10 saat yer altında çalışırlar ve soludukları gaz, soludukları kötü havada eklenince onlar mutlaka ve mutlaka bir 10 saat, 12 saat daha uyumak zorundadırlar. Ve dolayısıyla onlar bırakın okumayı, düşünmeyi bile gündemlerinde göremezler ve yaşayamazlar. Ama bu film onlara bir başlangıç adımıydı. Onların sınıfsal anlamdaki gelişmelerinin ilk adımı, ilk alfabesiydi. Ve bu filmin gösterildiği süre içinde köylerde ardımızdan da jandarma geliyordu. Ve jandarma bizi 12 Eylül'de yakaladığında yargılandığımız tüm sendikalı siyasi davalarda suç unsuru olarak bu filmi göstermişlerdi. Ve de yanılmıyorsam filmin ana oyuncularını da sendikaya üye mi değil mi, yeraltı madenişe üye mi değil mi diye işkencelerde bile sorgularda sormuşlardı. Ve ben tam bu kadar uzun bir yılın sonrasında ancak teşekkür etme şansını bulabildim. Teşekkür ederim. Değiştirmek istiyorduk. O yıllarda ülkenin
yerlerinde yükselen o görkemli mücadelenin bir parçası olabilmek, kendi alanımızdan hayata müdahale edebilmek için maden filmini yaptık. Amacına ulaştığı işe yaradığını düşünüyorum. Bütün dünyayı birkaç kere dolaştı. Birçok ülkeyi ben de filmle birlikte dolaştım. Ama inanın şu anda duyduğum hazzı ve coşkuyu çok fazla bilmiyorum. Evet, o günkü sözünü ettiğim görkemli mücadelenin gerekçeleri vardı. Ama bugün bütün zamanlarda olduğundan daha fazla böyle bir birlikteliğe ve karşı duruşa ve hayatı değiştirme mücadelesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ben. Teşekkür ediyoruz.